Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel bir video ile karşınızdayım. Şu anda Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı terk edilmiş madenci kasabası Cürek'te bulunuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz bu ortam sinema arkadaşlar. Cürek hakkında kısa bir tarihi ve bilgi vermek istiyorum. Detaylı bilgileri içeren bir link açıklama kısmına bırakacağım. Arkadaşlar Cürek 1940'lı yıllarda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha doğrusu, ülkenin gelişmesi açısından kurulan bir madenci, daha doğrusu iş madenci, madende çalışan işçiler için bir sosyal tesis. Buraya yakın bir yerde bir maden işletmesi açılıyor ve işçiler için buraya bir sosyal tesis kuruluyor arkadaşlar. 1940'lardan 1990'lara kadar işletmeli faaliyetlerine burada devam ediliyor. Daha sonra buradaki işçilerin bulunmuş olduğu sosyal tesis Divriği'nin girişinde bulunan Selavat Tepe'ye taşınıyor arkadaşlar ve burası görmüş olduğunuz üzere harabe hale geliyor arkadaşlar. Cürek'te bulunan imkanları size şöyle söyleyeyim. Elin kameraya geliyor aşkım. İmkanlar şu şekilde arkadaşlar. Postanesinden, hastanesinden, jandarma karakolundan tutun, fırınından, benzin istasyonundan, tamir atölyesinden tutun da ilk öğretimine, orta öğretimine, hatta lise bile var. Görmüş olduğunuz üzere sosyal aktivite için burada sineması var arkadaşlar. Yukarı tarafta o olimpik yüzme havuzu, futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahaları mevcut. Bunların hepsi işçilerin sosyal için, sosyalleşmeleri için bulunan yerleşkeler. Şimdi size bir Cürek turu attıracağım arkadaşlar. Başlangıcı bu şekilde yapalım. Şimdi sizlerle birlikte Cürek'i gezmeye devam edelim. Şimdi turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Göstermiş olduğum yer sinemaydı arkadaşlar. Şimdi ilerliyorum. Sağ tarafımda en son hatırladığım kadarıyla bir ne derler ona bir iş yerinin binası gibi bir şeydi burası. Şirket vardı burada. En son açıktı, burası da kapandı. Ben burada 2003 ile 2008 yıllar arasında okudum. İlk 3. sınıfımı burada okumuştum. 1, 2 ve 3. sınıf. Ben hatırladığım kadarıyla zaten burası bu haldeydi. Sadece okul açıktı. Bir tane bakkal vardı. Onun haricinde 3-5 tane yaşayan insanın işte 10-15-20 falan evi vardı. Geri kalan her yer harabeydi arkadaşlar. Yani şimdi tam olarak bende nerede ne var açıkçası bilmiyorum. Haritadan bakacağım. Eski arşivlerden bulacağım. Hepsini videonun gerekli yerlerine ekleyeceğim. Şimdi başlayacak olursak sol tarafta şu aşağıda arkadaşlar fabrikalar, tamir atölyeleri ve benzinlik var. Oraya da gideceğiz, geçerken göstereyim. Burası bildiğim kadarıyla arkadaşlar lise olması lazım. Burası liseydi. Şurada bir çeşmemiz vardı. Burada çeşmeden su içerdik. Hatırlıyorum burayı. Burada ilk sosyal tesisleri kurmaya başladıkları zamanlarda burada hiçbir ağaç yok. Bu çamlar hepsi sonradan dikilmiş, sonradan ağaçlandırılmış burası. Hiçbir ağaç yoktu arkadaşlar burada. Şimdi kısaca içine şöyle bir göz atalım. Hemen. Buraya birileri gelip bir şeyler yazmış. Burasının lise olduğunu tahmin ediyorum. Arkadaşlar okul. Aynen öyle. Bakın burada, bakın tahta var. Beyaza boyanmış. Sınıf. Burası sınıf arkadaşlar. Kim bilir burada hangi madenci işçisinin çocuğu okudu. Bakın işte söylediğim yerde şurada arkadaşlar. Buralar şöyle fabrikalar falan var burada. Ne fabrikası olduğunu tam bilmiyorum. Bir de benzin istasyonu var. Bir de tamir atölyesi var. Şimdi çıkalım. Devam edelim. Tamamen tarih kokan bir yer. Yani buraya gelince kendimi şeye gitmiş gibi hissediyorum. Çernobil'e hiç gitmedim ama Çernobil'e gitmiş gibi hissediyorum. Şimdi şu şekilde yürümeye devam edelim. Evet, şimdi burada bulunan ilk öğretim ve orta öğretim. O zamanlar 1'den 8'e kadardı. Ayrı değildi. Burası arkadaşlar maden ilk öğretim okulu. 3 sene 1. 2. ve 3. sınıfı burada okudum.
Şimdi hep birlikte gelin girişine bakalım. Daha sonra da içeriye girip birkaç odasını gidelim. Hatırladığım kadarıyla bir şeyler anlatmak istiyorum sizlere. Bakın girişi bu şekilde. Şu üst taraf öğretmenler odasıydı. Şu balkonu olan yerler. Yani gerçekten insan bu halde görünce inanılmaz üzülüyor. Şu telleri orada çok oynardım. Şurada. Şu aşağıda bakkal vardı. Çeker misin şurayı? Şurada bakkal vardı. Orada işte gidip 1 liraya tost falan alıp yiyorduk. Poğaça moğaça yiyorduk 25 kuruşa. Ah anılar ah. Burası nöbetçi öğrenci yeriydi. En son benim okuduğum zamanlarda. Böyle sağlı sollu sınıflar var. Sağ tarafta yok, sol tarafta. Şimdi size birinci sınıfa bulduğum yeri göstereceğim. Gelin. Bakın şurada asıldıkları var sınıfın önünde. Evet arkadaşlar. Birinci sınıfı okuduk. Ne burası? Burada aslında birinci sınıfı. Burada okuduk. Küçük bir sınıf. Burası birinci sınıflar için. Öğretim sayısınız olduğundan. Beni vermiş herhalde. İlk öğretmenim Hüseyin Atay buradan. Selam olsun. Birinci sınıfı burada okumuştum. Üçüncü sınıfı da arkadaşlar en son zamanlarında şeydi buralar. Görüntü sayısı çok olduğu için sınıflar birleştirilmişti. En son zamanlarında 3. sınıfı diğer sınıflarla beraber burada okuduğumuzu hatırlıyorum. Burada okumuştuk. Şimdi bir de şey yapalım. Üst kata çıkalım. Üst katı da biraz gezelim. Daha sonra gezmeye devam ediyoruz. Bakın burası okulumuzun bahçesi. Bakın şurada Atatürk büstü vardı, götürdüler. Sabahları andımızı burada okuyorduk. Böyle güzel bir bahçesi vardı. Şurada çeşmesi var bir tane. Bir de alt kattan bahçeye çıkışı var. Şimdi ben üst kata çıkıyorum. Üst kattan neler neler vardı. Şu taraf 7. 8. sınıfların odası diye hatırlıyorum. Bu taraflarda bir yerlerde öğretmenler odası vardı. Sanırsam burası olabilir. Müdür odası da olabilir, bilmiyorum. Ha bakın burası muhtemelen öğretmenler odası ya da müdür odası. Bakın şöyle çatısı matısı komple çökmüş. Şimdi balkonuna çıkalım. Balkonu böyle arkadaşlar harap olmuş direkt bu şekilde. Sahip çıkılmadı. Talan edildi. Maalesef ki. Şimdi arkadaşlar gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi bahçedeyiz. İlköğretim okulunun bahçesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten inanılmaz harap olmuş. Bakımsızlıktan. Burada Atatürk büstümüz var. Hatırladığım kadarıyla o zamanlar inanılmaz kar yağıyordu. Bu çamlarda müthiş karlar birikiyordu. Neredeyse bizim boyumuza kadar gelecek karlar vardı yağdığı zaman. Şuralarda bir yerlerde bir kazan dairesi vardı arkadaşlar. Şuralarda. Sadece okul için. Normalde şöyle anlatayım ben size. Şöyle kendimi de göstereyim. Normalde arkadaşlar şimdi burası tamamıyla gülleşik bir yapı. Yani bu burada görmüş olduğunuz tüm bu okul, lise, ilköğretim okulu. Bakın şu arkamda şeyler var. Buraya doğru gidelim. Arkamda işte işçilerin oturduğu evler var. Bu evler de hep böyle tek tip ve o zamanın en iyi standartlarına göre yapılmış, en iyi malzemeden, en iyi kaliteden ve en iyi tasarıma sahip şeylerden bir tanesi, evlerden bir tanesi. Burada görmüş olduğunuz bu okula, işte fabrikaya, aşağıdaki bakkala, benzin istasyonuna, işçilerin oturmuş olduğu bu evlere, camiye, hastaneye, postaneye, jandarma karakoluna, her yere arkadaşlar şurada, bakın oraya doğru gidiyorum. Bir tane bir tek bir yerden ısıtma ve sıcak su sağlanıyormuş. Yani burası merkezi bir ısıtma sistemine sahip. Orada dev dev koca koca kazanlar var. Geliniyor oradan. İşte kömür ya da artık ne nasıl çalışıyorsa onlar döküyorlar, yakıyorlar. Ve buradaki bütün yerleşkeye hem sıcak su sağlıyor hem de arkadaşlar peteklere şey sağlıyor. Isınma olaraktan sıcaklık yani sıcaklık sağlıyor. Şimdi bakın oradayım.
Karşıda cami var. Burası da anlatmış olduğum kazan dairesi. Cami yeni yapıldı. Yapıldıktan sonra taşınıldı buradan. Camiye yapılan bütün masraflar boşa gitti. Bakın. Burası arkadaşlar şu an hala şey kokusu geliyor böyle. Kül. Hani bir şey yanar da külün kokusu kalır ya. Onun kokusu geliyor. Yani tahminimce işte kamyonlarla getirip buradan şeyleri döküyorlar. Ne derler ona? Yakıtı. Odun ya da kömür artık ne deniyorsa. Sonra burası yanınca bütün yerleşke hem ısınıyor. Petekler yanıyor. Petekler vardı. Hem de musluklardan sıcak su akıyor arkadaşlar. Düşünün yani 1940'lı yıllarda yapılmış bir yerleşke böyle standartlara, böyle özelliklere sahip. Hele ki merkezi bir yerde değil. Böyle İstanbul, Ankara, İzmir gibi bir yerde değil. İç Anadolu'nun Ücrabi ilçesinin bir köyünde neredeyse. Şimdi kaldığımız yerden gezmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi kaldığımız yerden Cüre'yi gezmeye devam ediyoruz. Arka tarafında böyle bir yol var arkadaşlar. Bu yolla devam ettiğimizde ileride sağda olimpik yüzme havuzu, futbol sahası, voleybol sahası ve basketbol sahası bulunan bir alan var. Şimdi gidip orayı gezeceğiz. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Burası insanların sosyalleştiği bir alan. Bakın burada bir basketbol sahası var. Burası basketbol sahası. Burası çok güzel ağaçlandırılmış çam arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz hepsi belli bir mesafede sıralanarak dikilmiş. Şimdi ilerleyelim. Yağmur da başladı biraz. Islanmadan hemen gezimizi bitirip çıkalım. İleride arkadaşlar tam karşıda bir yüzme havuzu var. Bilmiyorum, belki de hala Divri'de yüzme havuzu yoktur. Ama burada var. Hala mesela Divri'de sinema yok. Ama burada varmış tabi. 1940'lı yıllardan onlar yapmış. Şimdi gidelim. Sol tarafta park vardı. Normal işte çocukların oynayacağı işte oyuncaklar olan park. Burası taşınınca oradaki oyuncakları aldılar, götürdüler. Arkadaşlar şuradan gidelim. Şurada yol var. Beni takip et. Burası da eski fotoğraflardan anladığım kadarıyla böyle büfe tarzında bir yermiş. Böyle insanlar işte suyunu, işte atıştırmalarını, bir şeylerini falan buradan alıyormuş diye biliyorum. Yani katılan yoktan. Şimdi size yüzme havuzunu göstereyim. Gelin. Görmüş olduğunuz üzere yüzme havuzu bu arkadaşlar. Bildiğime göre bir olimpik yüzme havuzu standartlarında yapılmış bir havuz. Ama tabii harap olmuş, yıkılmış. En son hatırladığım kadarıyla şuralar sağlandı, şimdi oralar da yıkılmış. Çok derinmiş. Şurada bakın, şurada şey sahası var. Böyle boksçuların boks yaptığı şey var arkadaşlar. Oraya gidelim hemen. Kickbox sahası. Evet. Bakın arkadaşlar, burası kickbox sahası. Ver kamerayı, ben çekeyim. Bakın burası arkadaşlar. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Bakın şuralar falan çökmüş, yıkılmış hep. Ama benim tahminimce benzer nitelikte bir kickbox sahası burası. Evet, burası olimpik yüzme havuzu demiştik. Şu sağ tarafında da futbol sahası ile voleybol sahası vardı. Tabi kaleyi ve voleybol direklerini götürdükleri için şu an toprak arazi gibi gözüküyor. Şimdi bir sonraki istasyonumuz arkadaşlar, şu tepede şey var, hastane var. Hastaneye gireceğiz, çıkacağız. Daha sonra da herhangi buradan bir eve gireceğiz. Evi de gezeceğiz. Bir ev nasılmış, bir evin standartlarına bakacağız. Sonra da çıkışımızı yapacağız. Bakın karşıda bir Türk bayrağımız var. Evet, şimdi yağan yağmur eşliğinde gezimize kaldığımız yerde devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu sosyal tesisin hastanesi var arkadaşlar. Şimdi hastaneyi sizlerle birlikte kısa bir tur atacağız, gezeceğiz. Hastanemizin girişi, önünden bir ot bitmiş. Yani gerçekten inanılmaz. Merdiveni beton yarmış.
Buradan geçebilir miyiz? Geçiyorum. Geçemiyorum. Geçmeye çalışıyorum, evet. Geçtim, hiç bulunmaktayım. Evet, burası hastane arkadaşlar. Burası buradaki sosyal tesiste yaşayan insanların kullanmış olduğu hastane. Artık burada kimler yaşadı? Kimler geldi, muayene oldu? Tabii bilemeyiz. Şöyle kısa bir tur yapacağız. Alt kat var böyle burada. Muhtemelen bodrum kat. Morg falan vardır. Yani bunun hastane olduğuna dair bir veri tarıyorum ama şimdi hastane olduğunu biliyorum. Ama tabii herhangi bir araç gereç bakıyorum, bulamadım. Şuralar lavabolar. Arkadaşlar şu karşıda balkon var. Yani bakın şunlar hep arkadaşlar, hani size söylemiştim ya. Bunların ben sıcak su kaynağı olduğunu düşünüyorum. Hani merkezi ısıtma var demiştim ya arkadaşlar. Bütün bu sosyal tesiste bunlar da mevcut ve burası tek bir yerden ısınma ve sıcak su kaynağı sağlanıyormuş. Bakın burada da var. Şimdi şuradan çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere hastanemiz de bu şekildeydi. Şimdi sırada arkadaşlar, şöyle kendimi de çekeyim. Şimdi bir tane de ev gezeceğiz. Bir tane de buradaki işçilerin yaşamış olduğu bir evi gezeceğiz arkadaşlar. Daha sonra giderken yol üstünde bakacağım, eğer kameraya almaya kayda değer bir yer varsa oraları da çekeceğim. Ama şu anda en önemli noktaları göstermiş bulunuyorum sizlere. Şimdi turumuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi gezmeye devam ederken böyle bir yer buldum. Yani buranın ne olduğunu bilmiyorum. Ama bana özel mülk gibime geldi. Böyle kendine ait bir yolu var. Geniş bir alan. Şurada sanki şöyle önünde bir süs havuzu. İlginç bir yapı. Yani bir neresi bilmiyorum. Yani çekeceğim ama ev ya da böyle polis karakolu ya da jandarma olabilir diye düşünüyorum. Şimdi detaylı bilgim yok. Ancak şey var dostlar, bunun haritası var. Haritada böyle numaralandırmışlar. Her yer var orada. Şimdi bakacağım, gezeceğim. Yani burası neymiş böyle. Yağmur da tatlı tatlı yağıyor. Yani içeriye girdik ama burası niye böyle bilmiyorum. Yani garip. Şimdi şuraya bakın. Tuğlayla örmüşler. Merdiven varmış, kapatmışlar. Üst katta birileri çıkmış üst kata. Biz neden çıkmıyoruz? İnşallah sağlamdır. Arkadaşlarımız yine tabi yazmışlar, bir sürü bir şeyler yazmışlar. Geniş bir balkon. Burada yine güzel bir balkon var. Yani ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Balkon var.
Burası neresi ilginç. Bakalım başka ne var buralarda. Aman tanrım, bakın burada ne buldum. Banyo. Küvet. Adam gelmiş 1940-1950 yıllarda. Buraya küvet yapmış. Burası da artık nedir bilmiyorum. Şimdi şey yapalım. Geldiğimiz yerden merdivenlerden aşağı inelim. İlginç yani. Burada okurken de dikkat etmemiştim. Burada böyle bir şey olduğunu açıkçası. Özel mülk gibime geldi. Belki burada yaşayan yüksek mühendislerden bir tanesinin evi filandır diye tahmin ediyorum. Şimdi bir tane bir ev gezelim. Arkadaşlar oradan toprak yoldan iniyoruz. Bu ev bitişik bir ev. Bu ev arkadaşlar iki ev aslında. Şimdi bu burada girişi var şurada. Bir de hemen şu ağacın arkasında bir tane daha kapısı var. Orada giriş var. Bakın şurada bir tane daha giriş var. Tam şurada şöyle. Şurada. Muhtemelen ortadan bölük. Şimdi gezelim bakalım. Ev nasılmış? Gezelim görelim. Hep merak etmişimdir burada yaşayan insanların evini. Şimdi burası sağ taraf. Sanki böyle şey. Merdiven altı bir yer gibi. Şimdi giriş yaptık. Üst kata gidiyor arkadaşlar. Şimdi şey mi acaba? Şimdi yani alt katta bir insan yaşıyor, üst katta bir insan yaşıyor diye tahmin ediyorum. Bakın burada bir isim bile var. Aynen tahmin ettiğim gibi. Bu şimdi iki katlı düşünün. Ana kapı bu ev kapısı. Üst katta da bir kişi daha yaşıyor. Tahminimce. Sonra döndüm. Şimdi bakalım. Burada sanırım banyo tuvalet var. Bakın aynen tuvalet taşı var şurada. Burada kapı açtım kapıyı. Küçük bir oda. Sağ taraf mutfak olabilir diye tahmin ediyorum. Neden diye soracak olursanız yerler fayans ama geç her yer fayans gibi. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Sağ tarafı gezdik, sol taraftan. Şimdi şurada ne varmış? Burası da bir oda. Hatta şurası da salondur muhtemelen. Balkon var burada bakın şöyle. Balkonlu. Şöyle geniş kocaman bir balkonu var. Dönelim şimdi içeriye. Yine burada da bir oda var. Ev bu kadar. Evi gezdik bitti. Burada bir şey var mı? Ha, mutfağı buldum arkadaşlar. Burası da kilerdir diye tahmin ediyorum. Burası da mutfak. Birileri bir zamanlar burada yemek yapmış, yemek yemiş. Vesaire vesaire. Gerçekten hatıralarla dolu. Artık kimin evi Mustafa Elmas kardeşimiz, Mustafa Elmas amcamız. Muhtemelen bizden yaşça büyüktür. Şimdi arkadaşlar geri üst kata çıkalım bir de. Üst katı merak ediyorum. Üst kata çıkalım. Yine orada da bir ev girişi var mı diye tahmin ediyorum. Şöyle bir çıkayım. Rüzgar bölgeye esiyor. Şimdi burada bir şeye bastım. Buradaki evi sökmüşler. Aha köpek geliyor. Kaç. Buradaki evi sökmüş. Kapıyı sökmüşler arkadaşlar. Yine burası da birisinin evi. Şimdi dışarı çıkıyorum. Evet arkadaşlar, Cürek gezimizin sonuna geldik. 2023 Haziran itibariyle görmüş olduğunuz halde Cürek eski madenci kasabası. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı abone olup videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hoşça kalın.